Yaz sezonu bittiğinde bir altın talebi bir sefer bitiyor. Birinci sebebi bu. Yani dünyadaki altın talebi yavaşladığı için fiyatlarda bir miktar bu aylarda gerileme olması normaldir. Bu birinci sebebi. Bunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle söylüyorum. Kısa süreli olduğunu belirtmek için. İkinci sebebi, dünyada dolar endeksinde yükselme var. Yani dünyanın yıldızı parlayan yatırım aracı şu anda Amerikan doları. İşte bu dolar endeksinin yükselmesi altına olan talebi bir miktar düşürüyor. Bu kalıcı olur mu? Yegane soru bu olmalı bence. Ne yapılabilir? Evet, dünyada bir enflasyonist ortam var. Bu enflasyonist ortamda benim şahsi kanaatim, altın fiyatlarının çok fazla düşmesi mümkün değil. Bence bu ve bunun gibi düşüşler altın almak için fırsata çevrilmeli. Yani ben şahsım olarak bu düşük fiyatlardan altın alırım. Altının onsu şu anda 1700 doların altına geldi. 1690, 1685, 90 dolar arasında gidiyor. Bu fiyatlardan altın alınır mı? Benim kanaatim ve yatırımcılara tavsiyem bu fiyatlardan altın almaları. Çünkü bir şeyi yüksekten alırsanız kar marjınız düşük olur ve kar oranınız da, beklentiniz de düşük olur. Ama bir şeyi düşükken alırsanız karınız daha yüksek olur. Çünkü bu düşüş noktaları geçici. Spekülatif. Enerji maliyeti yüksek, işçilik maliyeti yüksek, işletme maliyeti, kiralar, bina, her şeyin fiyatı artıyor. Bu artan fiyatlarda altının topraktan çıkartma maliyeti de var. Bugün Rusya'da bir kriz var biliyorsunuz. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı dünyaya kote olmuş Rus altın rafinerileri Avrupa'ya satış yapamıyorlar. Yani oradan bir altın arzında da sıkıntı var. Dolayısıyla bu kadar altın arzında sıkıntı var. Enflasyon bu kadar yüksek, yani altın madenlerindeki işletme maliyetleri de bu kadar yükselmişken, ki altın çıkartmak hakikaten çok eziyetli ve maliyetli bir şey enerji kullanımı açısından. Dolayısıyla altının bu rakamların altına düşme ihtimali yok. Dünya piyasaları için söylüyorum. Bence bu düşük fiyatlar bir alım fırsatı olarak görülmeli ve altına yatırım yapılmalı. Alternatif yatırım aracı ne diye bakarsanız onlar konuşulabilir tabii. Kimisi arazi al der, kimisi döviz al der, kimisi işte daire satın al der, kimisi araba bile alın diyorlar. Çünkü bir çip krizi var, araç sıkıntısı var. Ama altın için konuşacak olursak bence altına yatırım yapılır ve bu düşük fiyatlarda alım için fırsata çevrilebilir kanaatindeyim.